que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiada noche de travesura. Con altura. Evlilik hakkında her şey ve kulüp dizileriyle adından söz ettiren Gökçe Bahadır, son yıllarda reklamcıların da gözdesi oldu. Mobilya, takı ve bir dondurma markasının yüzü olan Bahadır, geçen cuma mücevher fuarında yüzü olduğu markanın tanıtımına katıldı. Güzel oyuncuya, Şubat ayında Çeşme'de evlendiği müzisyen Emir Ersoy'un kendisine özel bir takı hediye edip etmediği soruldu. Emir Bey'in özel bir hediyesi oldu mu düğün için? Tekrar düşündüm. Özel oldu, evet. Onu anlatamayacağım şimdi burada. Ne kadar özel. Çok özel. O yüzden ya oldu tabii ki ama çok özel. O yüzden bizim aramızda. Gökçe Bahadır, Çeşme Alaçatı'da yaptıkları düğün töreninin hayallerinin bile üstünde olduğunu söyledi. Bir ay geçti üstünden. Bir ay geçti, evet. Bugün tam bir ay oldu. Evet, bugün tam bir ay oldu. Güzel geçti, çok güzeldi. Yani böyle her şeyi apar topar hazırlamamıza rağmen ya benim de açıkçası çok hayallerimin bile üstünde oldu diyebilirim. Şimdi yani içiniz, evet. Çünkü evet, evet. Gelinliğe bile böyle set arasında falan bakıyorum. Evet, o kadar aceleydim ki bazen böyle çok da özenmediğin, çok da şey yapmadığın, fazla uğraşmadığın şeylerin sonuçları daha güzel çıkar ya. Benim için tam da öyle bir şey oldu. Belki de bazen çok da fazla uğraşmamak gerekiyor galiba. Bahadır, evliliğin hayatını hiç değiştirmediğini söyledi. Var mı hayatınızda değişiklikler? Şimdilik hiçbir değişiklik yok. Aslında her şey cicim ayı bile yok. Her şey aynı devam ediyor, hiçbir değişiklik yok. Gayet evlendik ve sonra ben sete gittim ertesi gün zaten. Aynen set hayatı, hiçbir şey değişmedi. O da konserleri. Her şey aynı devam ediyor şu anda. Gökçe Bahadır'a meslektaşı Hazal Kaya'nın oyunculuğuyla ilgili yapılan sert eleştiriler hatırlatıldı. Köşe yazarı Ahmet Hakan, Hazal Kaya'nın Pera Palas'ta Bir Gece Yarısı dizisindeki abartılı oyunculuğundan nefret ettiğini kaleme almıştı. Hazal'ı izlediniz mi? Evet, izledim. Ben çok beğendim, açık söylemek gerekirse bir kere. Şimdi sonuçta biz göz önünde insanlarız ve göz önünde işler yapıyoruz. O yüzden eleştirilmek tabii ki bu işin içinde var. Tabii ki eleştirilmenin de bir mutlaka doğru, ya dozu demeyeceğim de doğru anlatım şekli var tabii ki. Tabii ki eleştirebilirler. Hiç kimse her şeyi beğenmek, çok övmek zorunda da değil. Biz de bunlara zaten hazırlıklıyız ve biliyoruz. Hani beni de beğenmeyenler oldu, iyi şey yapmayanlar. Her şey olabilir yani, dediğim gibi sağ olsunlar tabii ki beğenenler de, o da ayrı. Daha fazla oldu, biz beğenmeyene denk gelmedik. Yok ama ben çok beğendim diyorum. Ben işi de çok beğendim. Ben Hazal'ı da zaten çok beğenirim, oyunculuğunu. O yüzden onu da çok beğendim. Herkes de sonuçta her fikre sahip olma özgürlüğüne sahip. Sadece birazcık tabii ki buna dile getirirken cümlelerimize dikkat etmekte fayda var. Benim yolumsa sana doğru dolan.